Mutlu yaşayabilmek için sağlıklı yaşamak gerektiğini inanıyorum, inanıyoruz. Sağlıklı yaşayabilmek de en önce kendimize iyi bakmaktan geliyor. Ve bunun için de sağlıklı bir ortamda, sağlıklı bir havayı teneffüs etmemiz gerekiyor. Bu sebeple hayatımızın hiçbir döneminde kendimizin, çocuklarımızın, eşimizin, ailemizin, akrabalarımızın sigaradan uzak durması gerekiyor. Ben sigaraya herkesin veda etmesi gerektiğine inanıyorum. Sigaraya başlamamış nesillerin de kesinlikle başlamaması gerektiğine inanıyorum. Hem Sağlık Bakanlığı'nın politikası olarak hem insani bir duygu olarak şunu söylüyorum. Sigara hem kendimize hem çevremize zarar veriyor. Gelecek nesillerin daha sağlıklı olabilmesi için sigaradan uzak durmamız gerekiyor. Sigarayı içmemek haricinde içtirtmemek de gerekiyor. Tütün ve tütün benzeri mamullerin tüketilmesi maalesef başta akciğer hastalıkları olmak üzere birçok sistemde ciddi hastalıklara sebep oluyor. Ben bugün itibariyle sigarayı bırakanlara, bırakmak isteyenlere ve bırakmayı düşünenlere diyorum ki çok doğru bir karar veriyorsunuz. Lütfen bundan sonraki hiçbir döneminizde, hayatınızın hiçbir döneminde sigara size eşlik etmesin. Sigarayla dostluğu bırakıp temiz havayla dostluğu kurun diyorum. Eski adıyla Tıp Fakültesi olarak bilinen hizmet binamız biliyorsunuz Mayıs 2015 tarihinde Eğitim Araştırma Hastanesi'ne diğer hastanemize taşınmasıyla birlikte boşaltılmıştı. Bu süreci takiben orası kadın doğum ve çocuk hastanesi haline dönüştürülmesi için gerekli çalışmalar, tadilatlar, düzenlemeler yapıldı. Nihayet bu düzenlemelerin en sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu gün itibariyle eski adıyla Tıp Fakültesi olarak alınan hastanemize kadın doğum ve çocuk hastanesini taşıma işlemini başlatmış bulunuyoruz. Bu bir 10-15 günlük bir süreç. Bu süreçte en sonunda Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ni eski adıyla anılan Tıp Fakültesi olarak anılan binamıza taşımış olacağız. Hasta nakline şu an için başlamadık. Tefrişat kısmı ve cihazların taşınması başlanıldı. 10-15 gün süreç içerisinde bunu da tamamlamayı düşünüyoruz, hedefliyoruz.